Merhaba arkadaşlar. Recep Atalar ben. Bugün yeni bir video hazırlıyorum. Bu videom masa üstünde VirtualBox'ın içinde Android işletim sistemi nasıl çalıştırılacak hakkında olacaktır. Önceden bir nasıl çalışıyor diye bir bakmak için kurdum arkadaşlar. Bu arada size VirtualBox hakkında bilgi vermiyorum. Eğer videoda sıkıntı yaşarsanız VirtualBox ile ilgili önceki videolarımı izleyebilirsiniz kanalıma girip. VirtualBox'ı ayrıyetten bir pencere halinde ayırdım. Burada Android'in açılması normal bir telefon açılması seviyesinde. Evet, açtık. Evet arkadaşlar, şimdi Android'in içindeyiz. Bize giriş yapmamız için bir şeyler istiyor. Büyük ihtimalle bizden hesap isteyecek. Buraya bir hesap girebiliriz ya da Google'dan yeni bir hesap alarak oluşturabiliriz. Bu arkadaşlar diğer yani buradan sonrası aşamaları bilindiği bir cep telefonu. Burada şuraya tıklayarak evet bunun ne olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu Android'in bir özelliği. Ben General Mobile kullanıyorum. General Mobile'da açık pencereyi gezerken burada split screen yani çift ekran kullan seçeneği var. Buraya basarsam bunu iki ekran yapacaktır. Burada da iki ekran yapıyor. Evet, burada iki ekranı sağlı sollu yaptı. Şimdi bunu büyük bir ihtimalle dikine de çevirebiliyoruzdur. Bunları kurcalayıp çözebiliriz. Ben de açıkçası kurcalamaya yeni başladım. Şimdi gelelim bu nasıl kuruluyor, nasıl ediyor, nasıl yapılıyor aşamasına. Buraya kadar görüldüğü gibi anlatmamı gerektirecek bir durum yok. Herkes cep telefonunu kullanıyor. Cep telefonunun özellikleri yani başka bir şey yok. Tabii mouse'u bizi dışarı atmıyor. Atmamasını kontrole basarak bizi dışarı atmasını sağlıyoruz. Burada bize 3 seçenek sunuyor. Bu 3 seçeneğin ne olduğunu daha önce anlatmıştım. Yine de söyleyeyim. Makinayı kaydederek kapatma. Direkt refresh dediğimiz daha doğrusu makinede bir tane tuş var. O tuşa basıp yeniden başlatma ile ilgili bir özellik. Bu da makinenin gücünü kapatma. Yani bildiğimiz kapat tuşuna basarak kapatma. Ben bunu yapacağım. Herhangi bir kayıt yapsın istemiyorum. Arkadaşlar, osbox.org sitesine girerek Android x86'nın indirildiği yere gidiyoruz önce. Burada şurası arkadaşlar, OSBox şeklinde OSBoxes şeklinde yazarak ben burada Android x86 9'u test ettim. Burada Nvidia da var abi. Fakat Nvidia'nın nasıl kurulduğu ile ilgili bir bilgi ileride verelim çünkü bu ücretli. VirtualBox ücretsiz. Biz VirtualBox'ınkini download ediyoruz. Size uygun işletim sisteminizdeki VirtualBox'ın 64 mü? Yani işletim sisteminiz 64 mü, 32 mi? Ona bakıyorsunuz. Ona göre buradan indiriyorsunuz arkadaşlar. Ben 64'ü indirdim. Download ettim. İndirdiğim yer burada. YDM 60'ım. Siz de indiriyorsunuz. İndirdikten sonra arkadaşlar yapacağımız işlem şu. Yeni bir tane Linux ya da ağdır işletim sistemi de diyebiliriz. Ne diyelim? Ağdır Linux 64 diyelim. Buraya Android 9 diyelim.
Sonra ileri diyoruz arkadaşlar. Burada benim RAM'im 8'miş. Buna bir 3 verelim. İleri diyoruz. Buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Var olanı seçeceğiz. Ve yerine gidiyoruz. Ekle diyoruz. Benim burada gözüküyor. Sizinki gözükmeyecektir. Buradan ekle deyip yerini bulup bilgisayarda onu tıklıyoruz arkadaşlar. Sizde gözükmeyecektir o. Özellikle söylüyorum. Buradan ekle diyerek buluyoruz. Gelip seçiyorum. Çünkü ben daha önce kurduğum için bende gözüktü. Seçin dedim ve oluştur dedim. Şimdi oluşturduktan sonra Android 9 buraya geldi. Ufak birkaç ayar yapalım. Bu ayarlar makinamıza göre değişiyor arkadaşlar. Gelişmiş, işte burada paylaşılan vesaire falan filanlar ileride gerekirse de tekrar ayarlayabilirsiniz. Diskete gerek yok. Optik sürücü belki lazım olur. Disk lazım olabilir. Burada ekran özelliğini sona dayayalım. Burasını VBox yapıp 3B'yi aktif hale getirelim. Uzak görüntü ve kayıta gerek yok. Sistemde şurayı PC yapıp şu şeyleri etkin değilse etkin hale getirelim, unutmayalım. Diğer ayarları sonra da yapabiliriz ihtiyaç duyarsak. Tamam diyoruz ve başlat diyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki aşaması burada herhangi bir işlem yapmadan bekleyelim. Android aslında bir Linux'tur arkadaşlar. Linux'taki olan birçok şey hangi taban bilmiyorum hangisinin üstüne bina edildi incelemek lazım sitesine gidip komutları aynen geçerlidir. Arkadaşlar kurulum bu kadar. Kurulum yapıldıktan sonra aynen cep telefonunuzdaki işte aşağı çekme tabii buradan açıp Google Play'den Play Store'dan tabii ben hesap kaydı yapmadım. Hesap kaydı yapmak zorundasınız. Çünkü sizden onu ister. Sign in diyor. Play'den her şeyi indirip aynı cep telefonuymuş gibi masa üstünde kullanabilirsiniz. Ben burada bir kayıt oluşturacağım. Çekip yukarı bırakarak aynı şey gibi cep telefonu gibi kapatabiliyoruz arkadaşlar. Bayağı açmışız. Ben kayıt oldum arkadaşlar. Şimdi Google'dan bir indirme yapalım. Bu arada klaveden Alt GR tuşuna basarak klavyeyi getiriyoruz arkadaşlar. Buradan F Türkçe F klavye 500 bin indirmesi olmuş. Bunu yükleyelim. Açalım. Neymiş bakalım. Başlayın diyor. Ayarları etkinleştir diyor. Buradan etkinleştirelim. Tamam. Tamam. TR klavyeyi seç. TR klavye. Tamam. İzin ver. Arkadaşlar Q klavyeyi de aynı şekilde indirip yapabilirsiniz. Eğer istediğiniz klavye varsa. Burada klavye düzeneğini değiştir. F klavye. Burada varmış zaten. Değiştirmenize gerek yok. Bunu indirip eğer hoşunuza gitmişse kullanabilirsiniz benim gibi. Şimdi bakalım. Klavye F olmuş ama bizim klavyemiz hala Q çalışıyor. Büyük bir ihtimalle arkadaşlar bilgisayarı kapatıp açmamız gerekecek. VirtualBox çakışması olabilir. Evet, Android Türkçe olarak açılıyor. Ama F klavye olayını
buradan cep telefonundan böyle değiştiriyorduk. Şuradan F klavye yapıyorduk. Bakalım. Görüldüğü üzere arkadaşlar F klavyeye ulaşmış bulunuyoruz. Artık F klavye ile istediğimizi yapabiliriz. Android'de bir uygulama göstermek istiyorum. Bağımsız olarak. Yani ne kadar işimize yarar, nasıl çalışır diye. Hemen başlayalım. Play Store'dan Dolphin'i indiriyoruz arkadaşlar. Play Store'dan Dolphin'i indiriyoruz. Dolphin yazıyoruz. Geri geliyoruz arkadaşlar. Bir de Tab Reload. Dolphin'in bir eklentisi arkadaşlar. Onu da indiriyoruz. Şimdi Dolphin'i açıyoruz. İzin ver. Enter. Şimdi arkadaşlar YouTube'u açalım. YouTube aramaya gör ve uygula yazalım. Klavyemiz hem Türkçe hem F olduğu için sıkıntı yok. Bir tane açalım. Şimdi burada bu video açılınca şurada köşede yamuk yumuk bir şekil var. Bu şekilde tıklıyoruz. Reload'ı seçiyoruz. Sonra da bu videonun boyutu 33'müş. 15 dakikada bir bunu çevir diyoruz. Bu bunu burada sürekli izler. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinize videoma destek vereceğinize verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, like atmayı ve yorumu güzel güzel yorumlar yazmayı sizden istiyorum ve diliyorum. Hepinize kolay gelsin.